Tekrar yeni bir güne merhaba. Şimdi başlıyoruz bugünün dersine. Uzman 4 nolu, daha doğrusu evet uzman 4'teyim. Ve ben bu testin çözümüne hemen başlamak istiyorum. Sen de hazırsan başlayalım. Şimdi şu tuşlarım benim. Evet, soruya şöyle bir baktım. Ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Şurayı bir parçalayalım. Ya o ifade bir dursun. Şu ortadakinden bahsediyorum. Parçalama derken şuradan. Bu eksi logaritma x tabanında 2. Sonra hatta eksi logaritma x tabanında x eşittir 11 olur. Bunu nasıl yazdığımı anladın diye düşünüyorum. Hani aslında burası kendi başına toplama ama şu eksi dağıldığı için buraya eksi geldi. Sonra biz şuna a desek, bak şuranın içine olduğu gibi a desek, burası a kare, sonra şu ne olur? Eksi a, bu eksi 1, 12, 11 de buraya geldi, eksi 11, eksi 12'yi oluşturdu. Eşittir 0, çarpanlarına bakalım, a eksi 4, sonra a artı 3 eşittir 0, yani a'nın değeri 4 ve eksi 3 geliyor. Biz buna a demiştik. O yüzden şöyle yazacağız. Logaritma x tabanında 2 4. Bir de logaritma x tabanında 2 eksi 3'ü yazdık. X üzeri 4 buradan 2 çıkıyor. Yani x'in değeri nedir buradan? 4. dereceden kök 2. Bir bu geldi. Şuradan da x üzeri eksi 3 eşittir 2 yaptı. Yani bu 1 bölü x küp yapıyor. Bu biraz bizi yorabilir ama şöyle yapalım. Kuvvetini eksi 1 bölü 3 ile çarpalım. Bak burayı eksi 1 bölü 3 ile çarpıyorum. Burada eksi 1 bölü 3 ile çarptım. O zaman burada x kalıyor. Şurada da 1 bölü küp kök 2 kalıyor. Evet. Bu ikisini bulunduran şık nerede? Evet. Cevabı gördüm. B şıkkında. Geçtim. Burada ne yapacağız? Şöyle bir bakıyorum. Burada söylenen şey nedir? X üzeri a'nın y kare olduğu. Bunu görüyorum. Şuradan x'i yalnız bıraksam, yani ikisinin kuvvetini de a'ya bölsem, x eşittir y üzeri 2 bölü a ile karşılaşırım. Şimdi bunu kullanacağım, tamam mı? Buraya geliyorum. Logaritma x yerine bunu yazdığım zaman şurada y'ye de çarptığında kuvveti ne olur? Bir artar. Şöyle. Bir de burada karekök var. Demek ki bir de bunun altına bölü 2 gelecek. Şu an bu sadece kuvvet. Şu y'yi biraz büyük yazayım. Şöyle bir şey olsun. Şu logaritmayı da hatta biraz büyük yapalım. Pasif kalmasın. Şöyle bir şey. Tamam. Şimdi üst tarafı konuşturacağız. Ben x'in yerine bunu yazdığım zaman bölme var ya burada. Burada ne çıkar biliyor musun? 1 eksi 2 bölü a çıkar. Bir de 3. kuvvet diyor. Bunun da neyi? 3. kuvvet deyince çarpı 3'ü getireceğiz. Şu ifadeleri öne düşürdüğümüz zaman sorunun cevabı olacak aslında. Yani 3, şurada payda eşitleyelim. A eksi 2 bölü a yaptı. Yani bu kuvvet öne düştü. Şura olduğu gibi. Bir de şurası da olduğu gibi öne düşüyor. Buradan da paydaş dedik. 2 artı a bölü 2a ile karşılaştık. Tamam, yazıyorum. 3 şu a eksi 2 bölü a. Bunu da takla attırıp yazacağız. 2a bölü 2 artı a. Şu a'lardan birer tane gider. Şu 2 ile 3'ü çarpalım. 6. A eksi 2 yanında bir de paydada da ne var? A artı 2 var. Evet. Cevap bu. O da E şıkkında. Şimdi aslında burada bunların ikisinin de birbiri olduğunu söyleyebiliriz. A'nın B'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz ama yine de şöyle bir çalışma yapalım. Şuraya biz K diyelim. Şu bu durumda 1 bölü K olur. Buradan çözelim. K artı 1 bölü K 2 ile sola atayım. Eksi 2 eşittir 0. Şimdi her şeyi k ile genişletelim. K kare artı 1 eksi 2k 0. Bunu çarpanlarına ayırayım. Aslında direkt şu geliyor. K eksi 1'in karesi geliyor. Burada fark ettiysen. Yani k'nın değeri neymiş? 1'miş. K dilim bura olduğu için yani logaritma a tabanında b k idi. 1 olduğundan buradan a'nın b'ye eşit olduğunu anlarız. Peki. Şu veriyi kullanmamız lazım. Ben orada b yerine a yazacağım. Madem eşit. Şöyle düşünüyoruz. Şu 4'ü de buraya atalım. Sonra a kare eksi 4a eksi 12 eşittir 0 denklemi çıktı. Buradan ne elde ederiz? a eksi 6 a artı 2 eşittir 0. Yani a'nın değeri 6 ya da a'nın değerine gelecek. Eksi 2 gelecek diyeceğiz. Değil mi? Buradan öyle geliyor ama a eksi 2 olamaz. Çünkü logaritmada bu ifadeler negatif olmamalıydı. Bunu iptal ettik. Demek ki a nedir? 6'dır. Zaten biz a ile b'yi de eşit olarak bulduğumuzdan a çarpı b'de ne olacaktır? 6 kere 6'dan 36 olacaktır. Cevap E şıkkında. Bu soruda ne yapalım? Şöyle yapalım mı? İlk önce şuradan başlayalım. Ne yazabiliriz? X üzeri 5 eşittir kök y. Her iki tarafın karesini alırsam y eşittir x üzeri 10 olur. Yani ben soruda y gördüğüm yere hep x üzeri 10'ları yazacağım şurada. Ne olacak o zaman? Logaritma x kare x üzeri 10'u getirdik. Burası x üzeri 30 yaptı. Hani şu tabandaki sayı. Y üzeri 4 yerine bunu yazdık. Bu da x üzeri kaç oldu? 40 oldu. Tamam, devam edelim. X üzeri 32. Şuradan da x üzeri 40. Bu 40 ve 32 öne düşünce direkt cevap oluyor. Bunu da en iyi neye bölebiliriz? 8'e bölersek. Bura 5 yapar. Burada 4 yapar. Cevap demek ki 5 bölü 4 olacak. Şimdi ilk önce şurayı bir oynayalım. Şöyle bir oynayalım. Bunu nasıl yazabilirim? İlk önce şöyle desem bak. 3 logaritma 2 üzeri eksi 1 x. Bununla bir devam edelim. Şu eksi 1 hani alayım şuraya getireyim. Alttan geliyor aslında o. Onu şöyle unutalım. Yani bunun kuvveti 1 bölü diye geliyor ama eksi 1 aşağıda olsa fark etmez. Buraya eksi olarak gelecek. Sonra bu eksi 3'ü de alacağım. Bak bunu da buradan siliyorum. Gidip bunun x'in üzerine yerleştirdim. Sıkıntı var mı? Yok. Pekala buraya bakalım. Buradan logaritma 2 tabanında şu 2y'nin tepesine geldi. Y kare oldu. Benzer şekilde burada da logaritma 2 z üzeri 3 oldu. Şimdi bunların hepsinin tabanı aynı ve toplamı olduğu için bu ifade şöyle yazılır. Logaritma 2 tabanında x üzeri eksi 3 y kare z küp diye yazılır. Demek ki benim şuraya bir uğramam lazım. Burada z küp var. Bak burada z var. Şimdi her iki tarafın küpünü alırsam z küp neye eşitmiş? 8 şu küp kök gidiyor. X küp bölü y kare kalıyor. Bunu buraya şimdi yazacağız. Sanırım gidecek bazı şeyler. Görelim neler gidiyormuş. 8 çarpı x küp bölü y kare. Evet. Aynen öyle oldu. Zaten y kareler gidiyor. Şunların çarpımlarını kuvvetlerin toplamı sıfır ettiği için 1. Yani kala kala burada logaritma 2 tabanında 8 kalıyor. Bu da logaritma 2 tabanında 2'nin küpü olduğu için 3 öne düşer. Ve ne olur? Cevap olur zaten. Sorumuzun cevabı C şıkkında duruyor. Evet. Değişik bir soru gibi gözükse de değil. Şurayı logaritmayı çözümlediğimiz zaman 2 üzeri a eşittir 3 olur. Burayı ne yaptık? Yakaladık. Bak burası 3 çıktı şimdi. Bir de şimdi bunun kuvveti aslında 1. Bu her iki tarafın kuvvetini de 1 bölü a ile çarpayım. Çarptığım zaman da buradan 2 kalır. 2 eşittir 3 üzeri 1 bölü a olur. Yani şurada ne çıktı? Şimdi 2 çıktı. Buradaki ifade aslında neye eşitmiş? 3 eksi 2'nin karesine. Yani bu da 1'in karesi olduğu için cevabımız ne gelecek? 1 gelecek, A şıkkı. Şimdi nasıl bir şeyler yapsak? Şurayla bir oynayayım. İlk önce burayla. 10 üzeri A eşittir 2 yaptı. Buradan gelen o. Şuradan gelen de 10 üzeri B eşittir nedir? 3'tür. Şimdi durum bu. Burada şeyi fark ediyorum. 3 üzeri A diyor. Yani bunun kuvvetlerini A ile genişlettiğim zaman burası aslında, hatta yazayım. Şimdi ben bunun kuvveti 1 ya, A ile çarptığımda 10AB olur burası. Burası da 3 üzeri A olur. Bir bu var. Sonra şurada da kuvvetini, her ikisini de x eksi 1 ile genişletiyorum. Şöyle. Bunu da x eksi 1 ile genişlettim. Buradan da 2 üzeri x eksi 1 ne elde edilecek? 10a çarpı x eksi 1 olarak elde edilecek. Şimdi söylenene göre şu sol tarafların birbirine eşit olması lazım. Çünkü sağ tarafları eşittir diye vermiş. O zaman ne diyeceğiz? 10 üzeri a çarpı x eksi 1 eşittir 10 üzeri a b. Buradan a x eksi 1 a b. A'ları gönderelim. Bize x lazımdı, evet. X eksi 1 b olduğuna göre x neye eşittir? B artı 1'e eşittir. Cevap D şıkkı. Evet, gayet rahat bir soruydu aslında. Şimdi bu soruda ne yapmalıyım? Ben logaritma 2 tabanında bunları çarpacağım. Yalnız çarparken şu en baştakiyle en sondakini yan yana getireceğim. Çarpmada önemli değil kimin nerede olduğu. Değişme özelliği var çünkü. Şöyle yaptım. Şu ikisi. Şuradan sana bir şey hatırlatayım. Mesela sinüs x çarpı kosinüs x ile karşılaştığımız zaman biz ne yapıyoruz burada? Sinüs 2x bölü 2 eşittir bu ifade diyoruz. Bu trigonometri yarı açılım olarak konuştuğumuz şeydi daha öncesinde. Yani yapılan şey şudur. Şuradaki x'i 2 ile çarp, altına 2'yi getir. Ben de bunu yapacağım. Pi bölü 12'yi, pi bölü 24'ü pardon, 2'ye çarparsam pi bölü 12 olur. Yani buranın eşiti şu. Onu buraya sığdıramayacağım. Şuraya geleyim. Logaritma 2 tabanında sinüs pi bölü 12 bölü 2 olur bura. Şu burada henüz bekliyor. Ona bir şey yapmadık. Buradan bunu yakaladık. Şu eşittirlerimizi koyalım. Sonra şu ikisine odaklanıyorum. Bak şuraya. Şuraya derken onun pi bölü 12'sini de alalım. Burası. Bu da aynı yapıya sahip. Burası da aslında pi bölü 12'yi 2 ile çarp pi bölü 6 sinüs pi bölü 6 bölü 2'dir. Yani o zaman bu ifade logaritma 2 tabanında, şimdi bir kere pi bölü 6 30 derece, sinüs 30 derece bölü 2, bir de bölü 2 buradan bölü 4'e dönüştü. Devam ediyoruz, bitiriyoruz artık. Sinüs 31 bölü 2, bir de 4'e böldüm 1 bölü 8, yani 2 üzeri eksi 3'tür diye düşünebilirim. Eksi 3 de öne düşer ve direkt ne olur? Cevap olur. Sorumuzun cevabı eksi 3 olacak. Yani A şıkkı diyeceğiz. Evet. Bir sıralama sorusu da sığdırabildiklerimi hemen yanına yazayım da zor oraya. Bir saniye. A. Şöyle düşünelim. Logaritma 5 üzeri 1 bölü 3 tabanında 5 üzeri 1 bölü 2. Şimdi bu buraya 1 bölü 3 olarak geldi. Bu buraya 1 bölü 2. Yani bu neymiş? 3 bölü 2'ye eşitmiş. Her birini böyle yaparak bulacağız. Bu logaritma 5 üzeri 1 bölü 2, 5 üzeri 1 bölü 3. Buradan da 1 bölü 3 bölü 1 bölü 2. Yani ne geldi? 2 bölü 3 geldi. Devam edelim bakalım. Logaritma 5. 5 üzeri 1 bölü 2. Buradan direkt şu 1 bölü 2 öne düşüyor. 1 bölü 2. D sayısı neyin nesiymiş? Logaritma 5 üzeri 1 bölü 2 tabanında 5. Bu 1 bölü 1 bölü 2'den 2 oldu. Yani bizim şimdi sıralayacağımız sayılar kimler oluyor? Şurada gördüğümüz sayılar oluyor. Evet. Şimdi bunların her birinin paydasını neyle genişletelim? 6'ya tamamlayalım. Şöyle yapalım. Hadi bunu da 6'ya tamamlayalım. Şimdi A için görünen sayı şu. 6'ya tamamlamak için burayı 3 ile, burayı 2 ile, burayı 3 ile dedik. A için ne görünüyor? 9 bölü 6. B için 4 bölü 6. C için 3 bölü 6. D'de neyin nesi? 12 bölü 6. Bize en küçükten itibaren sırala demiş. O zaman en küçüğümüz C, sonra B, sonra A ve D'dir. C, B, A, D'yi bulmalıyız. C, B, A, D nerede? D şıkkında görünüyor. Aynen. Bakıyorum, ne yapmam gerektiğini keşfetmeye çalışıyorum. Şurayı bir inceleyelim. Şurayı bir parçalayalım. Logaritma 9 tabanında 27 artı logaritma 9 tabanında x midir? Evet. Şuradan zaten bir sayı gelecek de neyse yapayım onu bir. Bu logaritma 3'ün karesi, 3'ün küpü. Şurası kafamızı karıştırıyor. Onun için buraya gitmemiz lazım. Şimdi ben nasıl olur da tabanı 9 elde ederim? Bunu yapmak için şöyle düşüneceğim. 1 bölü 2 ile çarpacağım. Bak şimdi nasıl olacak o. Şöyle ya. Buraya da o zaman 1 bölü 2 ile çarpıyoruz. Bu 2 buraya gelir. Buradan logaritma 9 tabanında x'in buna eşit olduğunu, yani a bölü 2 eşit olduğunu söyleriz. Bitti o zaman. Yani benim burası için ne yazmam gerekiyormuş şuraya? A bölü 2 yazmam gerekiyormuş. Buradan gelen 3 ve 2 öne düştüğü için 3 bölü 2. Buradan da A bölü 2. Bunların paydaları da aynı. Yani A artı 3 bölü 2'dir deriz cevaba. Nerede? D şıkkında. Şimdi tabanlarımız hep bizim 10 olduğu için bunları 10 tabanında yazalım. Tan 1, tan 2 diye çarpım gidiyor bu şekilde. Niye çarpı oluyor? Çünkü arada artı olduğunda logaritmanın üst tarafında çarpıma dönüşüyordu bu. En sonunda da neyle karşılaşıyoruz? Tanjant 89. Hatta bunun öncesine bir bakalım istersen. Bu da tanjant nedir? 88'dir. Şimdi bu ifade kotanjant 1 midir? Evet, 90'ı tamamlayanlarda tan kot, sin kos birbirine eşitti. Burası da yine nedir? Kotanjant 2 midir? Evet. Şimdi şu tanjant 1 ile kotanjant 1'in çarpımı 1. Tanjant 2 ile kotanjant 2'nin çarpımı 1 diye buradaki ifadelerin hepsi gidecek. Sadece şurada tanjant 45 kalacak. Niye tanjant 45'in kalacağını söylüyorum. Çünkü 1'den 89'a kadar 89 terim var. İkili ikili gidince bir tane terim artıyor, o da tam ortadaki. O da tanjant 45 yapar. Ha, ortadakinin tanjant 45 olduğunu nereden anlıyorum? Onu şöyle hesaplıyorum. Bak onu göstereyim. Bu sayı 1. Şu sayı ne? 89 ya. Bunların aritmetik ortalaması topla 2'ye böl. Ortadakini ver. Tamam. Yani buradan elde ettiğim şey şu. Logaritma 10 tabanında tanjant 45, o da 1'dir zaten. Diğerinin de çarpımı 1 olduğu için bura 1. Dolayısıyla bu sorunun cevabı da ne gelecektir? 0 gelecektir. Cevabımız neymiş? C şıkkıymış. Evet. Bunu şöyle düşüneceğim. İlk ifadeyi logaritma e tabanında x, şunu olduğu gibi bırakıyorum. Bu biri de sola bir atayım. Şuraya a demek istiyorum ben. Buraya a dersem şurası 2 bölü a olur. Eksi 1, 0. Her tarafı a ile bir genişletelim. Şuradan da buraya geçiş yapayım. O zaman a kare şuradan gelen. Sonra eksi a bir de eksi 2 oldu. Yani kafama göre de yer değiştirdim. Bunları dağıttığımız zaman ikiliyi ortaya yazmam lazım da kasten sağ aldım. Çünkü çarpanı ayırmayı daha iyi görüyorum bu şekilde. Buradan a eksi 2. a artı 1 eşittir 0. Yani a'nın değeri 2. A'nın değeri eksi 1 geldi. Şimdi biz kime a demiştik? Bir bakalım. Şuna a demiştik. O halde ne diyeceğim? Logaritma e tabanında x eşittir 2. Logaritma e tabanında x eşittir eksi 1. Buradan x eşittir e kare gelir. Şuradan da x eşittir e üzeri eksi 1 gelir. O da zaten 1 bölü e eşittir. Cevap bu ikisinden oluşmalı. O da bakıyorum D şıkkında mı görünüyor? Evet. Cevap D şıkkı. Şimdi burada böyle bir soru sorulmuş. Bakalım neler yapabiliriz. Aslında tabanımız 10'dur görüyorsun. Yani 10 üzeri 1,2 neymiş? X'miş. Sorulan şey şu. Neyin nesi? X üzeri eksi 5 bölü 3. Değil mi? O zaman ben bu ifadede kuvvetleri ne yapayım, bunun kuvvetlerini? Şöyle eksi 5 bölü 3'e çarpayım. Bunun kuvvetini tabii ki eksi 5 bölü 3'e çarpacağız. Aradığım şey bu çünkü. Buradan ne elde ettim şimdi? Seyret. Bunu 12 bölü 10 diye yazacağım. Şu eksi 5 bölü 3. Sonra şunlar birbirini götürdü. Aşağıda 2 kalıyor. Eksiyi unutma burada. Burada 6 var. Buradan da 10 üzeri eksi 2 kalmış oluyor. Bu da zaten 1 bölü 10 üzeri 2'den 1 bölü 100'e denk geliyor. Cevap bu olacak. E şıkkı. Şimdi burada tabanlarımız 10. İkisinde de toplama da varsa bunlar çarpılacak. Yani logaritma 10 tabanında 7x eksi 9'un karesi çarpı 3x eksi 4'ün karesi eşittir 2 diyelim. Sonra bununla bunu yer değiştirdiğim zaman şöyle oluyor. 7x eksi 9'un karesi 3x eksi 4'ün karesi eşittir onun karesinden 100. Ya da gel onun karesi diye yazalım bunu. Evet. Burada şunu yapabilirim diye düşünüyorum. 7x eksi 9 çarpı 3x eksi 4 her tarafı karekökünü aldığım gibi düşünelim. 10'a eşittir. Gibi diye bir şey yok. Yani öyle düşüneceğiz. Şimdi bundan sonra aslında dağıtacağım, toparlayacağım. İkinci dereceden bir denklem yaratıp çarpanlarıyla uğraşacağım. Bu noktada şey yapabilirsin. Şıkları deneyebilirsin. Hani bunları yerine koyup sağlayabilirsin. Ya da hani teknik olarak, bilimsel olarak daha doğrusu çözmek gerekirse şöyle yaparız. Dağıtalım bunu. 21x kare ne yaptım? Bundan bunu dağıttım. Sonra bundan bunu dağıttım. Eksi 28x. Sonra 9'la 3'ü çarptık. Eksi 27x tekrar ve şurada ne var şimdi? Artı 36 eşittir 10 var. 21x kare eksi bakıyorum 55x. Burası artı 26 oldu. Eşittir 0. Evet. Hiç hayra alamet değil. Burada sakin olmak lazım. Nasıl bir çarpanlara ayırma işlemi yapacağım. Zaten 7'ye 3'ü seçme. Çünkü daha önceden oydu. Hani 21, 7'ye 3 diye alırsan bir yere varamazsın. Başka bir seçim yapmalıyız. Bir de 21'e 1'i deneyelim. Yani 21x ile şöyle x'i deneyeceğim. Tamam. Bunu da 13'e 2 diye düşünsem. Şöyle yapalım. Şuraya 2, buraya 13'ü yazsam. Bakalım tutturabilecek miyiz? Burada küçük bir oyun yapabiliyoruz. Hani 13'ün ne 2'nin yeri yanlış olabilir. Şu an ben de bilmiyorum bunu. Bir kere eksi olduğu için ikisinden de eksi bir koyalım. Bir deneyelim. 26 zaten tamam. 21x kare tamam. Bir de son kontrol. 21 ile 2'yi çarptım 42, 13 ile 1'i çarptım 13, 42, 13 daha 55 yaptı, tutturduk. Evet. Şansımız yaver gitti. Ha kötü ne olabilirdi? 13 buraya 2 buraya olurdu. Yer değiştirirdin. Dolayısıyla buradan x değeri bir 13/21 geliyor. Bir de x değeri 2 geliyor. Zaten soru bize tam sayı olanı sorduğu için cevabımız nedir? 2'dir diyeceğiz. Evet, burası biraz sıkıntı açıkçası. Deneyebilirdin. Her neyse, geçiyorum. Şimdi bir kere ln bir şey sıfırsa burasının içi direkt nedir? 1'dir. Bu 1 ise buranın 1 bölü 2 olması lazım. Yani kosinüs 2x ne olmalı? 1 bölü 2 olmalı. 1 bölü 2 ne zaman 1 bölü 2 idi? 60 derecede kosinüs için. O halde bu 60 derece. Yani x değerimiz nedir? 30 derecedir. Bu da neye eşittir? Radyan olarak söylersek pi bölü 6. Çünkü cevaplar radyan türünden vermiş. X açısı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakıyorum. Tabii farklı açılar da olabilirdi. Yalnız olan işaretleyeceğiz biz. Cevabımız pi bölü 6. Yani B şıkkı. Yani burada şunu söylemeye çalışıyorum. Kosinüs 2x'i 1 bölü 2 yapan başka açılar da var aslında da. Hani aşağıdakilerden hangisidir dediği için ve olan da bu olduğu için demek istedim. Evet. Şu sağ taraf değişik duruyor. Şuraya A diyeyim. Bak buraya A diyeyim. O zaman şurası da ne yapar? 1 bölü A yapar. Şimdi burayla bir uğraşalım. Neyin nesiymiş orası? Hatta oraya ben 3 parantezin olarak yapayım bu işi. 1, şurası A. Şurada 1 oldu. 3 parantezini aldık ya. Burada 1 artı 1 bölü A oldu. Tamam. 1 bölü 1 artı A. Şimdi şuraya gelince bak. Burada paydaşlık A artı 1 bölü A yaptı. O da takla attı. A bölü A artı 1 oldu. Bunların paydaların eşit olduğunu fark ettin sen de. Yani burada 1 artı A yazıyor paydalarda. Yukarıda da 1 artı A yazıyor. He, burası 1. Demek ki 3'müş bu. Yani şurası olduğu gibi 3. Logaritma 2 tabanında x eksi 1'in 3 olduğunu anladık. Şunları da yer değiştiriyorum. 2 üzeri 3 eşittir x eksi 1. Burası 8. 1 de yanına gitti. X'in değeri nedir? 9'dur diyeceğiz. Bu son cevabı da sadece 9 olacak. Yani D şıkkı.